Tekno Seyir'deki ürün incelemelerine devam ediyoruz. HDPC formatındaki bir kasayı inceleyeceğiz. İçine MiniITX formatı anakart takılıyor. Bunların detayına değineceğiz ve Levent abiyle bu tür sistemleri hangi kullanıcılar kullanmalı bunları değineceğiz. Önümüzde Silverstone'un Sugo S05 kod adlı bir kasası var. Ürünü sen inceledin Levent abi. İlk olarak senden ürünün genel özelliklerini alalım. Daha sonra anakart olaylarını ve kim kullanacak onlara değinelim. Özkan, Silverstone bu ufak kasalarda, hani SFF, Small Form Factor denen kasalarda müthiş bir başarı elde etti. Yani bu kasaları hani çok rahat söyleyebilirim ki hemen hemen en başarılı örneklerini yapıyorlar. İlk önce Micro RTX anakartları için harika kasalar çıkarttılar. Sonra bunu şimdi yeni popülerleşen Mini RTX formatına da indirdiler. Gerçekten çok başarılı ürünler üretiyorlar ve Avrupa'da hazır PC olarak da bu kasalar satılıyor. Bir zamanlar Shuttle'ın küp sistemleri vardı. Hani o sistemlere yakın büyüklüğü artık evde kendi kendine kurabiliyorsun bu kasalarla. Evet. Sugo, Silverstone'un bu kasaları içeren bir ürün serisi. 05 popüler modellerden birisi, ülkemizde de satılan modellerden birisi. Öncelikle ITX, hani bunun içine her zaman alıştığımız mikro ATX, mikro ATX boardlar takılmıyor. Mini ITX dediğimiz şu yeni boardlar takılıyor. Avucumun içi kadar tekerlekli. Evet, evet. Hatırlarsan eski mikro ATX boardlar gördüğün gibi çok daha büyüktü. Evet. Ki bunlar aslında küçük board sayıyorduk biz. Anakart sayıyorduk. Ama Mini ITX yeni form faktörümüz bu. Şu anakartlar da biraz anakartlardan bahsedelim orada. Şimdi şeyi tanıyacağız. Bu ufak sistem güçsüz bir sistem kuracağımız anlamına gelmiyor aslında. Evet, evet. Çünkü elimizde H55, H57 Intel tarafında Core i5 takabileceğimiz Yonga set seçeneğimiz var. AMD tarafında AMD 785G Yonga setimiz var. Gayet güçlü ATX. 800 serisi de çıktı. Evet, en son işlemcileri kullanarak gayet güzel sistem kurabiliyoruz. Bellekte normal bellek modülü, bir notebook belleği değil. 8 GB'a kadar. Bildiğimiz DDR3 bellekleri kullanıyorsun. Evet. PCI Express 16 slotuna istediğin ekran kartını takarsın. Ki bu örneklerden bir tanesi çift slot yer kaplıyor. Evet. Bu kasa çift slot ekran kartlarını karşılıyor, takabiliyorsun. Bu kart 23 santim, 25 santime kadar izin veriyor. Kabul ediyor. Silverstone. Dolayısıyla dediğin gibi illaki bu güçsüz işte ofiste kullanılır ancak falan dediğimiz sistemlerden değil. Bunun içine iddialı bir sistem kurabilirsin. Evet. Tabi burada en belirleyici faktör içindeki güç kaynağı. Güç kaynağı. FSP üretim 300 wattlık bir güç kaynağı var. Güç kaynağı ile geliyor. Bu güç kaynağı SFX denen bir formatta, biraz ufak gördüğün gibi ama standart ve normal anakartları destekliyor fişleriyle. 300 watt ve FSP üretimi, yani bir hilesi hulası olmayan 80 plus 10 aylı bir güç kaynağı ile birlikte sunuluyor. Yani standart olmasının avantajı şu, bozulduğu zaman değiştirebiliriz. Evet, Shuttle'da en büyük sorun buydu, güç kaynakları kendine özeldi. Ve genelde o Shuttle'ın küp sistemleri hep güç kaynaklarından çok çekti. Evet. Shuttle'dan sonra mesela Jetway çıkarmış. Onda da çok ciddi sorunlar. Evet. Aeropen çıkarttı. Hep kendilerine özel bir formatta oldukları için sıkıntı çekildi. Shuttle'ın anakartı da kendine özeldi. Evet. Ama burada standartlardan kabul edilmiş, sektör standartlarından konuşuyoruz. Dolayısıyla hani iki gün sonra anakart bulamadım, güç kaynağında sorun yaşadığı sıkıntın yok. Risk almıyorsun. Diğer özelliklerden bahsedelim. En temel özelliklerden bir tanesi slim optik sürücü kullanması. Slim optik sürücü takıyorsun. Bunun için gerekli aparatlar. Bir iki adaptör parça var. Silverstone kutuya eklemiş. Dolayısıyla hani notebook optik sürücüsü diye bildiğimiz slim, ister Blu-ray sürücü, ister CD-ROM, DVD-ROM üst kata ekliyorsun. Ve son derece ince bir profille. Evet, şuradan üst tarafa bir optik sürücü geliyor. 3.5 inç normal disk takabiliyoruz. Hard disk bir tane içine kabul ediyor. O bu taraftan, o taraftan. Şöyle. Bu taraftan da onun üst tarafında hemen 2.5 inç. 2.5 inç. İstersen SSD takabiliriz. Ve aynı anda yani 3.5 inç ve 2.5 inç diski ve optiği üçünü de aynı anda takabilirsin. Ön tarafta galiba bir tane 120 mm'lik fan var. Bütün sistemin hava akışını o sağlıyor. Ki zaten yeni işlemciler de artık o kadar yani çok üstte bir işlemci takmadığımız zaman yeterli şeyi sağlayacak hava akımı oluşturuyor. Zaten şimdi Özkan hani 300 watt güç kaynağı senin de hatırlattığın gibi bizi sınırlıyor. Hani buna çok yüksek hani bir Intel chipsetli sistem kurduğunda hani
Extreme Edition işlemci bile takabilirsin ama güç kaynağı seni sınırlayacaktır. Evet. Dolayısıyla hani biraz makul, hani ortanın hafif üstü düzeyde kalmak akıl kârı olacaktır. Evet. Havalandırmayı da çok zorlamak lazım çünkü. Kesinlikle. Bu arada arka tarafta iki tane slot görüyoruz. Bunun anlamı şu, anakartı taktığımızda çift slot ekran kartını takacak yer var. Baktığımızda onu görüyoruz. Anakartı zaten ona uygun bir şekilde inşa ediyor. Bir dikkat edecekleri kullanıcıların çok yüksek işlemci soğutuculara güç kaynağıyla çakışacaktır. Doğru. Burada genelde 7,5-8 cm zannedersem bir sınır var. Buna dikkat etmeleri de. Standart, hani Intel'in, AMD'nin kutusundan çıkan standart soğutucu hiç sorun yaratmayacaktır. Evet. Ve böyle bir sistem Özkan, ev sineması bilgisayarı, HDPC için ideal. Bunun yanında ev sunucusu, günümüzde yeni tanışmaya başladığımız bir kavram. Ama Microsoft'un hatta ürünü de var, Home Server diye. Ev sunucusu için ideal. Ev ya da ofis dosya sunucusu için yine ideal. Orta seviye sistem kişisel kullanım için de çok ideal. Tabii ki. Dolayısıyla aslında bence ilk bakışta gözükenden daha fazla kullanım alanı var. Ve fiyat olarak da cazip. Yani ilk başta bir kez Silverstone pahalı bir marka. Çünkü Silverstone'un genelde her ürünü üst düzey. Ama mesela, bilmiyorum, tahmin edebilecek misin fiyatını? Yani ilk başta bakınca benim aklıma şeyler geliyor. Shuttle'ın hani o zamanki pahalı sistemler aklıma geliyor. Evet. 150-200 dolar gibi bir rakam yani, insan acaba olur mu diye diyor. Ben de ilk hani kutuyu ilk teslim alıp da önüme koyduğumda o beklentilerdeydim ama biraz önce kontrol ettim. 105 dolar artı KDV şu andaki perakende fiyatı, yani işte KDV'siyle, Türk lirasıyla 190 TL'ye gibi bir rakam çıkıyor. Beklediğimden ucuz. Çünkü dediğim gibi hani Home Theater PC kasası diye sunulan kasalar ve Shuttle'ı hatırlarsak, zamanı Aeropon'unu, Jetway'ini hatırlarsak çok daha yüksek rakamlarla karşılaşıyorduk. Evet. Daha esnek, standartlara uygun bir ürün ve kabul edilir fiyatla sunulmuş. Bu arada şimdi mesela tabii ki mesela 102 dolarlık fiyat normal orta seviye ATX kasadan biraz daha pahalı. Bu beklenebilir bir şey çünkü dar alanda güzel işler başaran bir kasa. Öyle. Bir de tabii Silverstone. Evet. Hani yani malzeme kalitesi iyi. Zaten Silverstone 40-50 dolarlık ürünlerle uğraşmıyor. Bu arada ön panelden bahsetmedik, ondan bahsedelim. İki tane USB portu var. Bir kulaklık ve mikrofon. Tabii. Çıkışları var. Orası da bağlı. Gayet sade ve güzel bir tarafı, hani ön panelde çok abartılı bir logo falan da kullanmamış. Silverstone buna çok dikkat ediyor ürünlerinde. Benim en çok hoşuma giden parlak siyah kullanılması, iz tutmaması. Aynen, bu çok önemli bir detay olmuş. Alüminyum değil. Çelikten, hani bildiğimiz her kasada kullanılan çelikten üretilmiş. Hani özellikle belirtelim, öyle bir merak oluşmasın o izleyicilerimizde. Bir güzel detayı da çok güzel kaymaz lastik ayaklarla birlikte geliyor. Kutusuna eklenmiş. Şu an bir an takmadım burada çekimde kullanacağımız için. Evet. Yapışkanlı 4 tane geniş kaymayacak ayakla geliyor. Dolayısıyla hani masa üstünde de titreşimi engelliyor bu. Daha tabii ki. Tabii ki. Bir evde hani file server olarak iş görüyorsa bir kenara da hani yüklük falan denir. Öyle bir yere de kaldırılabilir. Kendi başına çalışabilir. Sen galiba salona kasayı bir sunucu olarak kurmaya falan gözüne kestirdin. Ben eskiden beri evin bir merkezi sunucusu olmasının çok işe yarayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu kasayla böyle bir uygulama yapacağım ve detaylarını da sizlerle, okurlarla, izleyicilerimize paylaşmayı düşünüyorum. Evet. Sonuç olarak senin de kendi düşündüğün bir kasa olduğu için önerdiğimiz bir ürün ortaya çıkıyor aslında. Gerçekten fiyatı da iyi, özellikleri de iyi. Mini RTX, ufak ama hani bomba bir sistem kurmak için gerekli her şey sağlanmış. Benim çok beğendiğim, tavsiye edip çekinmeden tavsiye edeceğim bir ürün. Evet. Gördüğünüz üzere mini RTX sistemlerde aslında ortama ve güçlü sistem kurabiliyoruz. Kullanım alanı sadece ev sinema sistemleri değil, birçok alanı var. Siz de bu tür sistem kurmayı tercih ederseniz önünüzde güzel seçenekler var. Silverstone Sugo S05 bunlardan bir tanesi. İncelemenin sonuna geldik. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.